Karbasan Mahallesi Yukarı Cami İmam Hatibi'yim. 31 yıldır burada görev yapmaktayım. Aslen de Karbasanlıyım. Onun için Karbasan'ın genel kültürel ve tarih yapısına bir nebze olsun vakıf bulunmaktayız. Karbasan halk arasındaki deyimlere göre yaklaşık 700 yıllık bir geçmişi vardır. Yine halk arasında konuşulan dört kardeşin göçebe yörük olarak buraya gelip Kara Hasan, Galip Hasan ismindeki kardeş buraya yerleşmiş. Kara Halil, Kara Hallıya, Deli Hıdır, Deli Hıdırlıya ve Kara Bedir'de Denizli'ye bağlı Çivri'nin Karabedirler Mahallesi'ni oluşturmuşlar. Karbasan, Garip Hasan olarak anılmış. Daha sonra Karbasan'a dönmüş olarak biliyoruz. Yine Karbasan tamamen tarıma ve hayvancılığa dayalı geçime sahipken 1900'lü yıllarda dokuma endüstrisine de giriş yapmış kararlı ile beraber. Daha önce el dokuma tezgahları var iken 1975 yılında elektriğin gelmesiyle Bursa yapısı basit usul dokuma tezgahları girmiş. 1980'li yıllarda yaklaşık 2000 civarında makina vardı. Zalim avcı düşmüş, gelir izine aman aman, alkanlara kıtmış iki dizi. ...1800'lü yıllarda Hacı Osman Efendi tarafından medrese kurulmuş, uzun süre çalıştırılmış. Çevreden toparlama 350 civarında öğrencisinin olduğu rivayeti vardır. Daha sonra oğlu Asım Efendi ile yetiştirmiş. Asım Efendi medrese eğitimine tam başladığı sırada da Cumhuriyet'in ilanından sonra medreselerin kapatılmasıyla bu iş bitmiş. Kaç kuzulu ceylan, yaz avcı geldi. Avcılar elinden kaç kuzum kaldı. Karbasan'ın şu anda kayıtlı, yani nüfusa kayıtlı 7-8 bin civarında nüfusu var iken ama Karbasan'da yaşayan 1240 civarında insanımız var. 600 hane fakat şu anda aktif çalışan, yani içinde oturulan 400 hane insanımız var. Mor sümbüllü bahçelerden bağlar. Kerem der ki şu geç deyim yollardan aman aman. Kerem der ki şu geç deyim yollardan aman aman. Kaç kuzulu ceylan ya da avcı gel. 1676 yılındaki Osmanlı avarız defterine göre 26 nefer bir İmam Hatip bulunmaktadır. En eski yazılı tarih budur. Hoca Çeşme'yi. Evet, anlıyorum. Hoca Çeşme'yi Hacı Ahmadoğlu diye birisi, yani gene cami arşivini o adam vermiş. Taşlarını İkiz Baba'nın üzerinde asar olarak bildiğimiz Denizli sınırı içerisindeki dağın üzerinde kilise kalıntısı varmış. Oradaki düzgün taşları getirip bu çeşmeyi yapmışlar. Hacı Ahmadoğlu yaptırıyor ama suyunu 1900'lü yıllarda araziden büyük kümüklerle Cizmecioğlu getirttiriyor. Bunu daha önce sonra
işgalde Yunanlar tarafından öldürüldüğü rivayeti vardır. Yunan işgalinden önce buralarda meşe ağaçlarının palamut içindeki peliti Yunanlarla, Yunanistan'a ticaret yapan o dönemin tüccarlarından, köyün öne gelen zenginlerinden bir kişi. O dönemde buradaki yaşayan Rumlara, yani Yunanlara o arazideki suyu köyümüze, hocamın buyurduğu gibi küntlerle, yüzlerle köye getirtilen kişi. Daha sonra da Yunanlar tarafından yine burada kendi evinde şehit ediliyor. Yani burada yaşayan yerli Rumlara getirtmiş derken tepe olan yerlerde tünel kazılmış. Evet. O diğer yer yine bu sabah namazında cemaatimle muhabbet ederken mevzu geçti. Yer yer tünelin derinliği 30 metreyi buluyor. Bizim burası etraf civar köylere göre su yönünden daha zengin olduğundan, suyu daha çok bol olduğundan, köyün de nüfusu yine çevre köylere nazaran daha büyük olduğundan, Allah-u Alem o dönemde imkanı olan köyün büyükleri birer çeşme yaptırmışlar. 1990. Gelin. Paçaların yaş gibi yaktın beni kara kara taş gibi de kara taş gibi yaktın beni kara kara taş gibi de kara taş gibi kötü kocan sanki sana eş gibi alamadım yardan ben muradımdan ben muradım alamadım yardan ben muradımdan ben sen bana kardeş de ben sana bacı da ben sana bacı sen bana kardeş de ben sana bacı da ben sana bacı